Şimdi hayretler içerisindeyim. Çünkü eğer bundan 10 sene önce olsaydı veya bundan 20 yıl önce olsaydı yabancı bir silahlı birim Türkiye'ye gelip yerleştirildiği zaman Türk kamuoyunda büyük bir duyarlılık olurdu. Evet. Yani büyük kentlerde, Türkiye'nin her tarafında bunu protesto eden demokratik eylemleri görürdünüz. Yabancı askeri güçlerin Türkiye'de, Türkiye'nin içinde bir yerlerde ne işi var? Bunun Türkiye'nin savunmasıyla ne ilgisi var? Böyle bir olay yok ortada zaten. Nasıl olur da bir takım silahlar, askeri birimler, üstelik komutası sizde olmayan bu silahlar ve birimler Türkiye'nin değişik illerine yerleştirilir. Örneğin 2002 öncesinde, örneğin bir Ecevit hükümeti döneminde böyle bir şey olsaydı, bugün bütün cuma namazlarından sonra camilerde dini bütün insanların bunu protesto ettiğini, protestonanın günlerce, haftalarca, aylarca susmadığını ve dinmediğini görürdünüz. Ama maalesef şimdi bakıyorum kimsede ses yok. Türkiye'de dindar kesilen insanlarda da ses yok. Ben en çok öncülük ettiğini düşünen, dini bütün insanlara öncülük ettiğini düşünen, aydın diye kendisini kamuoyuna takdim eden, eli kalem tutan, yazan ve çizen insanların suskunluğuna hayretler içerisindeyim. Böyle bir şey olamaz. Bu Evet. ülkenin başbakanı NATO neredesiniz diyordu. Bu patriotlar falan yerleşmeden önce hatırlayın. Evet. Neredesiniz? Niye gelip vurmuyorsunuz şu Suriye'yi diye bağırıyordu. Dışişleri Bakanlığı ikide bir New York'a gönderiyor. Ve NATO'nun Suriye'yi vurması için çaba harcıyordu. Daha önce olsaydı, yani şu yaşadığımız günler öncesi bir dönemde yaşıyor olsaydık, bu ülkenin başbakanı Haçlı ordularını bir Müslüman ülkeyi vurmak için Türkiye'ye çağırdığı zaman Türkiye'de yer gök inlerdi. Her Evet. tarafta demokratik eylemleri görürdünüz. Suskunluk var. Ne bu suskunluk? Nereden kaynaklanıyor? Üç kuruş menfaat sağlayarak ağzı kesilen, susturulan yazarlar, çizerler, aydınlar, cemaat önderleri. Sizin bu ülkeye önderlik yapacak haliniz kalmamış. Evet. Olmaz böyle bir şey. Ama ne var derseniz bu patriotların yerleştirilmesinde ben bunu kürece yerleştirilen radardan ayrı olarak değerlendirmiyorum. Biliyorsunuz kürece bir radar yerleştirildi Malatya'ya. Evet. Bu radarın komutası da bizim elimizde değil. Doğru. Bu radar da İsrail'deki savunma sistemiyle eş güdüm halinde, koordinasyon içerisinde çalışıyor teknik olarak. Evet. Şimdi bu patriotların komutası da bizde değil. Bini aşkın yabancı askeri uzman ve silahlı güç gelecek Türkiye'ye. Teknik eleman gelecek. Ve bu patriotları da bunlar idare edecekler ve İsrail'le işbirliği halinde, koordine halinde bu radarda, patriot füzelerde işleyecek. Bakın gözlerden kaçtı. Biraz önce ifade etti Selahattin Bey, teşekkür ediyorum. Ama gözden kaçan bir şey var. Bu Gazze saldırısı sırasında, son İsrail'in Gazze saldırısı sırasında Evet. bu saldırıyla ilgili olarak Amerika'da yayın yapan bir savunma dergisi var. Defense News adlı bir dergi. Bu dergi diyor ki İsrail'in son Gazze saldırısı sırasında Malatya Kürecik'teki radarın da parçası olduğu füze kalkanını denediği ve Filistinlilerin attığı bir roketi düşürmeyi başardığını yazıyor. Yani Çok önemli son bir. Gazze saldırısında bile İsrail Malatya'daki radardan yararlanıyor. Evet. Çünkü bu radar İsrail'in savunma
sistemiyle eş güdüm halinde, koordinasyon halinde. Yani sadece İran'dan gelecek füzeleri imha etmek için kullanmıyor bunu İsrail. Bu radarın benzeri İsrail'de var, Türkiye'de var. Sadece İsrail'deki radardan yararlanmaya kalktığı takdirde gecikmeler oluyor. Evet. Durumu tam kontrol altına alamıyor. Onun için koordinasyon sağlamak üzere bir parçası Türkiye'ye yerleştirildi bu sistemin. Ve şimdi bu savunma sistemi bir başka parçası olarak, aslında savunma sistemi olarak da görmemek lazım. Patriotlara bir anlamda da saldırı sistemi diye bakmak lazım işin içine. Teknik Türkiye'ye olarak böyle bir özelliği var yani diyorsunuz. Teknik olarak Patriotlar peki, saldırı sistemi olarak da bunları idare edenler, yönetenler, teknik olarak, askeri olarak başında bulunanlar bizim elemanlarımız mı? Bizim ordumuz mu? Bizim askerimiz mi? Evet. Değil. Değil. Bunlar doğrudan doğruya İsrail'in. Şimdi bakın, işin belki de bir başka tarafı daha var. Bu başka tarafı dediğim nedir? Bu Suriye muhalefetiyle ilgili tarafı da var. Onu da atlamamak lazım. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan Suriye konusunda doğrudan doğruya İsrail yanlısı bir politikanın peşindedir. Suriye'de ne olup bitiyor dediğiniz zaman İsrail'e karşı en net cepheyi çökertmeye çalışıyorlar. Nedir bu cephe? Bir, Suriye. Bildiğiniz gibi Suriye İsrail'e en yakın ülkedir. Evet. Ve İsrail'e karşı Filistin'i destekleme konusunda her zaman tutarlı ve kararlı bir politika izlemiştir. Hatta kendisine zarar verecek olsa bile Filistin konusunda sonuna kadar dirençli ve kararlı bir politika izlemiştir Suriye devleti. Sadece bu değil, aynı zamanda bildiğiniz gibi Lübnan'da da Hizbullah var. Hizbullah evet. Faktörünü İsrail'e karşı olan cephenin içerisinde mutlaka değerlendirmek lazım. Burada neden hedef, değerlendirmek lazım? De Hizbullah çünkü mıdır? İsrail kurulduğu günden bugüne kadar tek mağlubiyetini Lübnan'daki Hizbullah'a karşı yaşamıştır. Evet. 1948'den bugüne kadar her komşu ülkelerle savaşında, saldırısında İsrail mesafe kaydetmiştir ve sürekli Büyük İsrail'i kurma yolunda da emin adımlarla dünyanın desteğiyle ilerlemektedir. Buna tek dur diyen güç bildiğiniz gibi Suriye, Hizbullah, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dır. Bu bloku çökertmek için işe Suriye'den başlamışlardır. Ve Suriye'de bulunan muhalefet baştan sona bir terör örgütü gibi çalışmaktadır. Ben bunu ilk günden itibaren söyledim. Evet. Neden? Suriye muhalefetine bakın. Hırsızlar orada, yan kesiciler orada, katiller orada, çeteler orada, ırz düşmanları orada. Yaptığı işlere bakıyorsunuz, türbeyi bombalıyor, camiyi bombalıyor, okulu bombalıyor. Evet. Ve 8-10 yaşındaki çocuklar köy basarak boğazlarından, gırtlaklarından kesilerek öldürülüyor. Bunu yapan Suriye'deki muhalefet. Maalesef muhalefetin oradaki katliamlarıyla bağlantılı olarak Türkiye'de hiçbir medya kuruluşuna düzgün yayın yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Hükümet talimatı vermiş. Diyor ki bütün basın yayın kuruluşlarına Suriye konusundaki politikanız muhalefeti destekler nitelikte olacak. Evet. Peki bu muhalefet ırz düşmanı. Olsun, yine destekleyeceksiniz diyor hükümet. Başbakan diyor ki yine destekleyeceksiniz. Peki bunlar eşkıyadır, katildir, teröristtir. Evet. Televizyonlarda bile görüyoruz. Haberleri anlatmıyorlar ama muhalefet dediğiniz elindeki gelişmiş silahlarla şehir merkezlerine bombalar yağdırıyor. Pazar yerine düşüyor bu bombalar. Kent merkezlerine düşüyor. Ben İngiltere'deydim. Yine Şam'da bir bomba patlattılar. O günlerde
İngiliz basını ve hükümeti de Suriye'de muhalifleri desteklediği halde BBC'de televizyon ekranlarında şunları izledim. Şam sokaklarında o bombalamadan sonra ölen, yaralanan insanların acısıyla dolu Suriyeli insanlar televizyon ekranlarında katil Erdoğan, bebek katili Erdoğan diye bağırıyordu. Gündeme de gelmişti. Bunu evet. Söyletmeye bu ülkenin başbakanının ne hakkı vardır? Katilleri, teröristleri destekleme bir Türkiye başbakanının işi midir? Ama ses yok bu ülkede. Maalesef. Kıpırdayan yok. İslamcı aydın kalmamış. Haçlı ordularını çağırıyor bombalamak için. Evet. Bu nerede görülmüş? Hangi kitabın hangi tarafına uygundur bu? Evet. Maalesef. Şimdi bu patriotlarla hatta kürecikle başbakan ne yapmaya çalışıyor? Yapmak istediği şu. Suriye muhalefetine diyor ki ben destekçinizim. Psikolojik destek veriyor. Verdiği destek sadece psikolojik değil aslında. Bu çok aleni bir psikolojik destek. Türkiye sınırları kapatsın. Giriş çıkışı engellesin. Kendi sınırına sahip çıksın. Batı basını ittifakla diyor ki muhaliflerin elindeki silahlar Türkiye üzerinden gidiyor diyor. Evet. Bunları kontrol altına alsın. Türkiye'deki şu çapulcu Suriye'deki şu çapulcu muhalefet katliamlar yapan 60 bine varan insanı katledilmesinin bir numaralı sorumlusu olan bu muhalefet 2 gün sonra pes eder ve çekilir. Katliamlar evet. Yapmaktan vazgeçer. Sadece sınırların kapatılması bu onun konuda. Onun için şimdi bazı televizyon kanalları devleti sorumlu tutan sanki ölümlerden devlet sorumluymuş bir yayınlar yapıyor. Bu nasıl yanlış bir yayındır? Böyle bir şey olur mu diyemiyor şu ülkede yaşayan insanlar. Dünyanın neresinde hangi devlet karşısında eli silahlı dışarıdan destekli bir takım teröristler çıktığı zaman susar ses çıkarmaz? Ama Suriye muhalefeti dünyanın hiçbir terör örgütünün uygulamadığı kadar vahşi yöntemler uyguluyor. Bakın geliyor şehir merkezlerine yerleşiyor. Veya merkezlerine giremediği şehirlerde kenar mahallelere yerleşiyor. Sivillerden arındırıyor orayı. Ve elinde gelişmiş silahlarla ülkenin resmi silahlı güçleriyle çatışıyor. Evet. Bu ne demektir? Kadınları, çocukları kendisine siper edilmek suretiyle ortalığı kan gölüne çeviren bir muhalefet var. Dünyanın hiçbir terör örgütü bu kadar vahşi olmamıştır. Evet. Biz de yaşıyoruz terörü. Görüyoruz. Bir büyük kentimizde bir bomba patladığı zaman bunun nasıl büyük bir insanlık dramı olduğunu hissediyoruz. Ama nasıl? Yani kalbinde zerre kadar imanı olan ve sorumluluğu olan bir insan bu muhalefet yapısını destekler. Evet. Aradan geçen 2 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri bile dayanamadı. Dedi ki bu Suriye muhalefeti içerisindeki şu grup teröristtir dedi. Ama 20'ye yakın grup var. Ben söylüyorum sadece o grup değil. Suriye'deki bu çatışmaları yapan muhalefetin tamamı teröristtir. Abdülhatif Bey bu noktada bir şey peki, sormak istiyorum. Ne yapılmaya çalışılıyor? Bu çok önemlidir bakın. Suriye'deki bu muhalefetin çabası yönetimi değiştirmek değildir. Ama yönetim değişecekse bunu Suriyeliler değiştirir. Suriyeliler değiştirir. Şu anda Suriye'deki silahlı muhalefetin %80'i yabancıdır. Evet. Böyle bir muhalefet mi olur? Ülke dışı, doğru. Sonra da deniliyor ki biz Suriye halkının yanındayız. Evet. Ya Suriye'de çatışanlar zaten Suriyeli değil. Bu noktada bir şey sormak istiyorum. İkincisi, sesim ulaşıyor mu Ankara'ya? Bunların maksadı nedir? Bunların maksadı şudur. Sesimi alabiliyor musunuz acaba? İsrail'e mesafe aldırmak. Evet. İsrail'e mesafe aldırmak. Bakın, Suriye'yi parçalamak. Tek mağlubiyet yaşadığı Hizbullah'ı zaafa uğratmak Suriye'yi düşürdükten sonra ve neticede bu olayların sonrasında İsrail bir mesafe alacaktır. Evet. Bu aslında Büyük İsrail'e giden yoldur. Ama ben şunu söyleyeyim, İsrail'in ilk yapacağı iş nedir biliyor musunuz? Bu karışık ortamdan yararlanmak suretiyle Kudüs'ü
bölünmeksizin bir bütün halinde başkenti ilan edecektir. Filistinlileri tasfiye ederek. Kudüs'ü başkenti ilan ettiği zaman, Müslüman bölgesini de kendisine katarak başkent ilan ettiği zaman, Türkiye'de başbakan İsrail'e kızacaktır, bağıracaktır. Evet. Ve Türkiye'deki bazı saf insanlar da diyecektir ki bak başbakan İsrail'e yine kızdı. Ya başbakanım, yıllar süren politikası İsrail'in Kudüs'ü başkenti ilan etmesine yöneliktir. Bunu nasıl görmezsin? Evet. Evet. Bu arada sesim ulaşıyor mu size Abdülhatif Bey? Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, sesim ulaşıyor. Bendeki kulaklıkta bir sorun var ama öyle mi? Sesi alıyorum. Ankara'daki arkadaşlarımız sorunu umuyorum yakın bir sürede çözerler. Ben bir az önce değindiğiniz bir noktayı tekrar gündemimize sokmak istiyorum. Dediniz ki Ecevit döneminde bu işler yapılsaydı bütün cuma çıkışlarında bu durumu protestoda eylemler yapılırdı. Hatta bizim Türkiye'deki mütedeyyin, İslamcı aydın ve yazarların da bu hususta ciddi anlamda kalemlerini bu alanda tepkisel bir şekilde oynatmaları durumu hasıl olurdu. Bu dönem bu eylemlerin sona ermesinin ve aynı zamanda İslamcı yazarların, düşünürlerin, mütefekkirlerin bu hususta iktidarla birlikte hareket etmesinin temel nedeni sizce nedir? Buradaki temel problem, temel okuma sorunu şudur. Neden kaynaklanıyor sizce? Sorun okumadan dolayı değil. Sorun şudur. Evet, sesinizi alıyoruz biz. Bakın, menfaatiniz kalbinizi ve beyninizi yönlendiriyorsa siz ilke insanı değilsiniz. Evet. Siz mücadele insanı değilsiniz. Siz dava insanı değilsiniz demektir. Türkiye'deki topluma öncülük yapması gereken, asıl duyarlılığa sahip olması gereken kesimin suskunluğu veya hükümet politikalarını desteklemesinin altındaki en temel neden sağlamış oldukları menfaatlerdir. İşte bir köşe de yazı yazıyorsa bunu korumak, bir başka bir takım imkanlarını genişletmek, 5 geliri varsa bu 5 geliri 10'a 15'e 20'ye çıkarmak. Evet. Hükümetin bütün menfaat alanlarını kapattığı bir ortamda ikramlarına ve menfaatlerine nail olmaktır. Yani bu şuna benzer. Bu şuna benzer. Yani Hazreti Hüseyin'in yanında sağlam bir şekilde bu dindir, bu imandır, bu peygamberin torunudur, bu hak olan dava burasıdır diye sırf inancı ve imanından dolayı sağlam bir duruş sergilemek yerine Muaviye'nin sofrasını, Yezid'in sofrasını buna tercih etmek oluyor. Evet. Tercih etmek gibi bir şey.